Hepinize yeni bir videodan yine merhaba arkadaşlar. Şu anda RRQ vs Falcon Esports maçındayız. Dördüncü maçtayız. Hemen şöyle bumpçe bakalım. Faramis, Karita, Kaja, Herit ve Hayabusa bana gelmiş RRQ tarafından. Falcon'dan ise Melissa, Hilda, Cherry, Grok ve Vanvan banlandığını görüyoruz. Picklere baktığımızda ise Claude, Joy, Kufra, Fredrin ve Lunox piki RRQ tarafında tercih edilmiş. Falcon Esports tarafında ise Martis, Beatrix, Franco, Valentin ve Glue tercihi yapılmış. Hemen şöyle maçımıza geçelim abi. Birazcık ileri alalım. Maç başlıyor arkadaşlar. 1080'de mi 1080'de? Hemen şöyle bir bakalım. Neler yapılmış? Nasıl rotasyon atılmış? Hep birlikte izleyelim burada. Videoya başlarken arkadaşlar lütfen videoya bir like bırakın. Yorumları da daha sonrasında yapabilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz ve bildirimler gelmiyorsa lütfen altta bulunan çan tuşuna basmayı unutmayın. O çandan bildirimleri açarak bildirimleri alabilirsiniz. Çünkü bu M4'ten dolayı çoğu kişiye bildirim gitmiyor arkadaşlar ve video izlenmeleri çok düşmüş. Hani genel anlamda çok fazla ama total olarak bakmıyorum. Diğer videoları da az izlendiğini dikkat ediyorum. Ondan dolayı size zahmet. İlginizi çekecek çok fazla video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü kimisi RRQ maçını izlemek istiyor, kimisi insan diyor, kimisi Blacklist, kimisi Echo, kimisi Onyx. Hepinizi düşünüyorum, ayrı ayrı düşünüyorum. Bundan dolayı abonelikten çıkanlar bile oldu. Şaka yapmıyorum bu arada. Bunlara dikkat ediyorum çünkü çok fazla dikkat ediyorum. Sağlık olsun diyelim. Maçımıza dönelim abi. Geçelim buradaki goygoyu, duygusallığı, duyarı. Hemen Justin'in burada ufak bir dürttüğünü görüyoruz. Rakibini. Burada şu anda 4 seviye olmadılar daha. Bu wave'de bakalım. Turtle Fight'ına gidecekler mi? Franco ve Kufra'nın mid koridorunda 4 olduğunu, Lunox ve Valentin'in de XP koridoruna giderek 4 olmaya çalıştığına dikkat edin arkadaşlar. M4'ten öğrenmeniz gereken en kolay ve en basit şeylerden birisi bu. Bunlara özen göstermeye çalışın. TR'de mesela bakın M4 turnuvasının bugün 11. ya da 12. günü, emin değilim. Totalde ayın 13. günü. Ve halen bunu bizim TR'de böyle 5 tryhard 5 diyebileceğimiz oyuncuların yapmadığını gördüm. R7 şu anda yellow flash'ı almış, üstüne sırtlamış ama tabii ki Yellow Flash'tan burada bir kill geliyor. First Blood'ı Falcon Esports aldı. Yok pardon çok özür diliyorum. RRQ takımı aldı. Bu maçta First Blood alamadılar. Kim ölmüş abi? Ken'i öldürdüler orada. Turtle'ın sahibi Clay olmuş. Fight'ı kaçırdık, sorun değil. Yani sonuç olarak izliyorsunuz. Skoru bildiğim için heyecanlanamıyorum arkadaşlar. Ama sizin için tabii ki yine sunacağım maçı. Bir yandan çayımızı da yudumlayalım abi. Ne diyor? Albert'ın 200 kili varmış M serisi boyunca. Üçüncüymüş. Chikugas ve Ohep de girmiş. Ohep galiba turnuvanın birincisi. İkincisi de Chikugas seçilmiş. Kil üstünlüğü olarak. Büyük bir ihtimalle öyle olması gerekiyor. Ben birinci diye hatırlıyorum Ohep'in. Ohep galiba ilk 100 kili ulaşan kişiydi. Albert da 200 kili ulaşan 3. kişi diye yazıyordu galiba. Tam çeviremedim ama burada hemen Claude'un ultiyle girdiğini görüyorum ama Naomi'den bir ulti. Burada Claude'u hemen geri çıktığını görüyoruz ama tabii ki bayını kesiyorlar. Skyler'ın şu anda canı çok az. Naomi'den mükemmel bir hook daha görüyoruz abi. Burada 2 kili almayı başardılar. 2 flash 4 ultiye yok 3 ultiye karşılık. Hemen Yellow Flash'ın midi tutmaya çalıştığını görüyoruz. Başarılı şekilde tuttu. Naomi'den bir hook denemesi. Başarılı olmadı. Alt kuleyi alabileceklerdi. Kulenin bayağı bir gold'unu aldılar. Bayağı değil, bütün gold'unu aldılar. Hatta açıyorlarmış. Şu anda Turtle Fight için toplanlar. R7 arkada bekliyor. Şu anda görüşünü aldılar. Beatrix. Burada Valentin.
Ardından Albert'tan güzel bir çarp. Burada şu anda Vayne'ı düşürdüler. Orada güzel girdi Skylar. Bakalım öldürebilecek mi? Naomi düşüyor. Peşine Clay'i düşürdüler. Clay'den sonra Yellow Flash'ın da düştüğünü görüyoruz. Burada bir double kill geldi. Albert'tan yine güzel bir smite. İki turtle'lar rakip tarafında kaldı. Bir önceki turtle Clay tarafından çalınmıştı. Şimdi şöyle bir baktığımızda abi, İkinci kez Franco pikinin salındığını görüyoruz Naomi'ye. Bir önceki maç yine salınmıştı. Abi Naomi'ye salınmayacak piklerden birisi. Ben Apex'in de almasını isterdim. Ama hiçbir oyunda almadı galiba. Piklere uygun değildi bu arada. Yani almadı ama piklere uygun değildi. Burada mesela yine iki tane kışkırtan, Franco'nun üstünü bozan pikler var. Birisi Kufra, birisi Fredrin. Ama yine de Naomi'yi almayı tercih etmiş abi. Ya zaten almasa Joy'u tutacak bir tane pikleri yok abi. Yani Ken'in mesela W'sunu da dodge'layabiliyor. R7'ın elindeki çar. O yüzden Franco'yu alması gerekiyor yani. Bir CC gerekiyor. %100 bir tane kill gibi. Kill çar arkadaşlar. Falcon'un oyununa da çok uygun. Falcon zaten hani toplu fight seven birisi, bir takım değil. Burada görüşü verdi. Şu an Ken görüş almaya çalışıyor. Burada alt kuleyi rahatlıkla açabiliyorlar. Şu anda hemen swap gelecek tabii ki ZPX ve Yellow Flash'tan. Turtle var. Alt koridoru çok güzel açtılar abi. Çok güzel açtılar. Turtle'a da hemen gidecekler. Turtle fight'ında bir üstünlük kurabilirler şu an. Çünkü Cloud alt koridoru tutmaya çalışacak. Hatta şu an red'i alıyor galiba Cloud. Evet evet. Red'i alıyor galiba. Ya da red'den stack mi topladı? Red'i almaktan vazgeçmiş, evet. Daha dakika 6.5. Albert'ın ihtiyacı var 15 olmadan. Derken Naomi'den yine güzel bir hook flash. Ardından ulti atıyor. Ken burada 3. turtle alabiliyor. Albert'ı düşürdüler. Arka planda Vayne da düştü. Burada tarıyor tabii ki. Hemen Ken'i düşürdüğünü gördük Clay'in ama Yellow Flash burada. Hemen Clay'i rahatlıkla öldürebiliyor. R7'ın arada şu an Justin'i kesmeye çalışıyordu ama güzel bir flash geldi ve W'sunu dodge'ladı. Hemen Skylar'ın burada Yellow Flash tarafından bayağı bir dürtüldüğünü gördük. Alt koridoru hızlı bir biçimde itecekler. Beatrix yukarıya döndü. Cloud da aynı şekilde üst koridora döndü. Üst kuleyi tutmaya çalışıyorlar şu anda. Kufra gerildiğini görmemişlerdir büyük ihtimalle. Mid koridorunu tutmaya çalışıyor Albert da aynı şekilde. Şu an hemen üste doğru bir geçiş var. Blue da alt koridoru tutacak. R7'ın fight'te olacağını biliyoruz. Bu yüzden Falcon biraz fight atmayacaktır. Burada Kufra'dan güzel bir giriş, ardından duvara vuruyor. Devamında Fredrin geldi. Burada Skylar'da kalıyor kill. Ken orada minyonu tutmaya çalışıyor ama burada kuleye vurduğunu görüyoruz. Kulenin bayağı bir canı gitti. Aynı şekilde ZPX şu anda üst koridoru açıyor. Fight'a gelmeyerek arkadaşlar. Alt koridoru da R7'ın rahatlıkla açtığını görebiliyoruz. Şu anda hemen mid'de ufak çaplı bir fight oluşacaktı ama vazgeçtiler. Minyonları alıp geri çıkıyorlar. Blue'yu üst koridora gönderdiler. Sebebi Turtle çıkacak. Hemen üst koridoru acaba açtı mı? Skylar açamadı galiba. Evet, açamamış. Şu anda Lord'u kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Albert ve Clay pozisyon aldı. Burada çekebilir derken orada güzel bir flash Q attı ama tutamadı. Devamında Naomi'nin ultisiyle burada Vayne'in ölümsüzlüğü gidiyor. Ardından Skylar araya girdi. Burada Naomi'yi kesiyor. Devamında ZPX'i kesecekler. Ardından Cloud Dexter'la geri çıkıyor abi. 2 kule arası. Hatta 3 kule arasında ZPX'i düşürdüler Naomi'den sonra. Şu an 3 vs 5 kaldılar. Spelleri yok. Sadece Skylar'ın flash'ı var.
Burada Clay John'unu hemen fulluyor. Yellow Flash sayesinde R7'ın burada Blue Buff'ı çaldığını gördük. This is what we're talking about. R7 was able to go in towards the back line and Zipex is not nearly strong enough to be a solo threat towards. Hemen burada güzel bir girişti ama ultisini dodge'ladı Ken. Two skill ile Naomi'yi duvara vurdurtmadı. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama Ken burada güzel bir smite atıyor. Arka planda şu anda Yellow Flash'ın canı az. Clay girdi, ardından Vayne burada kötü bir Q attı. R7 düşmüş. Hemen Lord'un çıktığını görüyoruz burada. Abi 3 kişinin canı çok az. Base atması gerekiyor. Hatta 4 kişinin galiba. 1, 2, 3. 3 kişinin arkadaşlar canı çok az Falcon'dan. Base atması gerekiyor. Burada mid koridorunu alıp hemen base attıklarını görüyoruz. Bir doğa rüzgarı geldi Cloud'dan. Lord rahatlıkla üst ikinci kuleyi aldı. Arkadan şu anda Zipix'in ultiyle rakibi geri püskürttüğünü gördük. Lord Albert kuleyi bile sokmadan deflemeyi hedefliyor ki kulenin kalkanı gitmesin dakika 12'den önce. Hemen burada mid'in kalkanı gidiyor arkadaşlar. Alt koridordan bayağı bir minyon biriktiğini görüyoruz. Devamında Skylar ve R7 hemen burayı temizliyor. Bir görüş topu geldi. Bu maçı alırsa RRQ lower bracket'tan devam edecek arkadaşlar. 12'nin karşısına çıkacak. Ama yenilirse 2-2 olacak. Bir maç daha atacaklar. Bakalım ne olacak. Bir sniper shot denemesi ama kimseyi bulamadılar orada. 60 saniye sonra Lord çıkacak. Üst koridordan hiç kule gitmemiş. Mid'den hiç kule gitmemiş Falcon tarafından. Burada görüşünü alıyorlar hemen. Ardından bir Q flash. Devamında Q stack bırakmaya devam ediyorlar. Arkaya çok güzel çekti Skylar'ı. 2 kişi 3 kişinin arasından Naomi mükemmel şekilde çekti. Lord'un çıkmasına 35 saniye var. Bu biraz sıkıntı oldu RRQ için Skylar'ın çekilmesi. Hemen bir sniper shot daha geldi oradan ama şu an R7'nin canı azaldı. Ardından burada misillemesini kullanmasına rağmen düşürüldüğünü görüyoruz. Arkada Vayne'ın ölümsüzlüğü gitti. Burada taramaya devam ediyor. Justin buradan rahatlıkla kurtulabildi ama Vayne'ın düşürüldüğünü arkada görüyoruz abi. Şu anda mid inventory'ünü açmak istiyorlar. Ama tabii ki Justin'in base attığını da gördük. 1-1-8'lik skoruyla birazcık KD'ye oynuyor. Belki zorlasalar oyunu bitirebilirlerdi ama Skylar var abi, Skylar doğdu, o yüzden hiç zorlamaya gerek yok. Zaten şakasına demiştim arkadaşlar, KD ile falan alakalı değil. O canlı tabii ki durmayacak, phase atacak. Albert şu anda çok baskı yedi. Arkada şu anda Dexter'la kaçtığını görüyoruz Skylar'ın. Ken Lord'a başladı. Skylar neredeyse tek yiyecekti abi Sniper'la. Şu anda bu Lord'u rahatlıkla alabilmelerinin tek sebebi Zipix'in orada Sniper shot'ını tutturması oldu. Gerçekten o sniper shot'a böyle duvar yeri falan basa bilen var mıdır ya bilmiyorum. Beatrix'in sniper shot'ını görüp duvar rüzgarı basmak gerçekten çok zor arkadaşlar o hızla. O hızda gelen mermiye. Hemen burada bir sniper daha geldi ama başarılı olmadı. Şu anda Naomi birini tutmaya çalışıyor. Ultisini attı. Arkadan Zipix de ulti atıyor. Bayağı bir hasar vurdu derken burada Vayne'ın düşürüldüğünü görüyorum. Hemen arka planda Ken düşürüldü. Albert da düşüyor bu süre zarfında. Albert'ın canı çok azdı. Ultisiyle bayağı bir hasar vurdu ama geri çıkması gerekti. Çıkamadı ve orada düşürüldü.
Artı bir şu anda Yellow Flash'a karşı bir fokus atıyordu. Burada Gaming Pause diyor. Vay. Neden bir pause alındı? Ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Şöyle biraz ileri alalım abi. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Evet, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Yellow Flash oradan çıkmış abi. Still it was a 2 for 2 trade. Falcon having quite a bit of immortalities available to them as well. But still, like Arashi mentioned, RQ's got to be able to solve the issue of ZipX, take out that impactful damage and meanwhile even avoid all those iron hooks that have been on point so far from Naomi. Hemen midden farm atmaya çalışıyor halen Skylar. Skylar full build mi? Full build değil. Tırpan çıkıyor son item. Decide who needs to take the iron hook. Worst case scenario, if it cannot be dodged. But if you look at the items right here, R7 already adapting his. Wayne burada hemen Q'sunu açtı ama vazgeçti. Justin yakın, Ken arkada buff'ı çalıyor. Burada Naomi'den bir hook bekleniyor. Bakalım tutabilecek mi? Bir gizden geldi. Minyonlar çıktığı için hook denemedi ama burada kaçırdığını gördük. Minyonlardan sonra deneyebilirdi. Albert'ta burada ufaktan bir baskı var. 35 saniye sonra Lord çıkacak. Görüşleri birazdan gelecek. Saniye kaçta atmışlardı da hatırlamıyorum. The only advantage that RQ has though is this Joy, who should be able to clean that lane very quickly and still move so fast back to the Lord pit. On the issue of targets as well, there's only one being taken by RQ. Hemen burada Claw'da bir baskı var derken arkada Yellow Flash'ın baskı aldığını gördük. Vayne'a burada bir ulti geliyor. Ken araya girdi. Hemen orada R7'ın misillemesini açtığını görüyorum. ZipX'i kesebilir ama burada misillemesi bittiği için geri çıkmayı tercih etti. R7'ın burada Justin tarafından öldürüldüğünü gördük. Arkada şu an Clay geri çıkmaya çalışıyor. Albert arada kaldı. Burada son bir hit vururken, ultisini atarken son bir hit geliyor. Chen'den ve gerçek hasar vurduğu için Albert düşürülüyor. Ölümsüzlüğü alınıp hemen orada girebilirler. 5 kişi ayakta, 2 kişiyi düşürdüler. 2 ölümsüzlük gitti galiba bir de. R7'nin ölümsüzlüğü gitti mi gitmedi mi hatırlamıyorum. Ama Albert son böyle ya hak deyip vururken Chen'den ulti geldi. Burada hemen Lord'u rahatlıkla alabildiler. Görüşü bence atmalarına gerek yoktu. Birazcık gereksiz görüş aldılar şu anda. Lord'u zaten alacaklar. Lord'la birlikte Lord gelirken görüş alsalardı iyi olabilirdi. Sadece bir kule almış. Burada mükemmel bir hook daha gördük. Vayne geçiyor. Skylar girdi araya. Naomi'yi düşünebilir mi acaba? Bir Q. Yok abi. Naomi'nin ölümsüzlüğü bile gitmedi. Naomi'nin ölümsüzlüğü bile gitmedi. Burada bir ölümsüzlük çıkıyor. Şu anda Beatrix arkadan minyonları temizlerken Lord da çıktı. Alttan birazcık minyonu temizlemeye çalışıyorlar. Yellow Flash da tabii ki bu sürede altında hemen ince ince abi Q skill ile can toparlamaya çalışıyor. Şöyle bir bakalım. Clay'e güzel bir sniper shot geldi. Ardından burada bir sarı atıyor. Şu anda arkadan burada taradığını görüyoruz. Albert'ın üstüne binmişti. Albert'ı düşürdü. Ardından burada Ken düşüyor. Klee'yi de kesip oyunu bitiriyorlar. Ve skor 2-2 oluyor abi. Yine insan diyor vakası şu anda yaşanıyor. Bir insan diyor vakası daha yaşanıyor abi. 2-1'den pardon 2-0'dan biz 1-1'den mi yapmıştık? Yok biz 2-1'den maçı çevirttirmiştik. Falcon yoksa seriyi 3-2 mi tamamlayacak? Yarın 12 karşısına çıkacak ekip. Bir sonraki maç belli oluyor arkadaşlar. Bir sonraki maça geçebilirsiniz. Ve lütfen geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın. Tabii ki yorum da atabilirsiniz. Güzel olur. Bay bay.